imanlarını zulümle karıştırmayanlar ifadesini kullanırken de zulümle kim karıştırırdı? Şirk koşanlar. Şirk koşanlar hem Allah'a şirk koşuyor hem de inkar ediyor hem de zulmediyor insanlara. Ekini ve nesli yok ediyor. Ama iman edenler, yani imanın mutlaka zulümle karıştırılmaması gereken, yani Müslüman bir insan asla zalim olamaz diyor Allah. Onunla imanını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir. Kurtuluşta olan onlardır ve onlar hidayete erişmişlerdir, ermişlerdir. Onlardan başka yok. Bir şey daha var hocam benim dikkatimi çeken. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. Demek ki zulüm iman etmenin zıttı, tam tersi. İman etmeyenler hayatlarını, yaptıklarını Allah burada zulüm olarak tarif ediyor. Nefislerine zulmediyorlar yani. Niçin? Yanlışı yapıyorlar. Kendilerini cehenneme götürecek ameller işliyorlar. Buna da Allah zulüm diyor. Benim anladığım. Şimdi zulümü Kur'an şöyle tarif ediyor. Zulüm, Allah'ın koyduğu bir değeri değerinin altında veya değerinin üzerinde bir yer tespit ederek oraya yerleştirmek demektir. Bir başka ifadeyle kelimeyi yerinden oynatmaktır. Hani Yahudiler kelimeleri konuldukları yerden ayırmışlardı da böylece zulmetmişlerdi ifadesi kullanılır. İşte zulüm bu. Allah'ın koyduğu değerde tutmak. Adalet de bu oluyor zaten. Adaletle hükmetmek de bu oluyor. Yani evet. bir Müslüman hem içki hem iman, hem kumar hem iman, hem zina hem iman. Bunları asla bir arada bulunduramaz diyor Allah. Çünkü Allah'ın koyduğu kurallar dışındakiler hep Allah'a şirk koşmak oluyor. Zulümle karıştırmak oluyor imanı. İmanla küfür, imanla zulüm bir arada olamaz diyor Allah. Evet. 83. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz bir delilimizdir. Biz, yani bu ilahi mesaj kavmine karşı verdiğimiz bir delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Dilediğimizi derken mutlaka insanın dilemesiyle Allah'ın dilemesinin birleşmesi gerekiyor. Yani bir doktorun bir hastasıyla diyaloğu nasılsa, hastayı tahlil edip, teşhis edip, ondan sonra ilaçlarını yazıp hastaya sen bu kurallara uyduğun zaman iyileşirsin. Eğer bu kurallara uymazsan iyileşmezsin. Allah'ın dediği de bundan hiç farkı yok. İşte Allah'ın dilediğimi derecelerle yükseltirim derken Allah o insana bilgiyi veriyor. O bilgiye uydukça o insan yükseliyor. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Yani her şeyi hakkıyla bilendir. O İbrahim'e diyor bunu. Ve ona 84. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Bak burada aslında peygamberlerin böyle geliş sırasını da burada zikrediyor Kur'an. Bak burada İbrahim'e İsmail'i
armağan etti. Arkasından İshak bunun oğlu değil, onun o yolda yürüyen bir Müslüman, o da Hanif bir Müslüman, Yakup'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Yani hepsi bunların Allah'ın yolunda yürüdüler. Bundan önce de yani o bu peygamberlerden önce Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Yani iyilik yap ki Allah seni kendine yaklaştırsın. Sen Allah'a yaklaşırsan Allah sana yaklaşır. Sen Allah'ı unutmazsan Allah seni unutmaz. Hocam, şimdi bu İsa Aleyhisselam Sare'den olma çocuğu değil mi İbrahim Aleyhisselam? Hangisi dedin? İshak. O öyle bir ifade yok Kur'an'da. Sare kim? Sare kim Mustafa abi? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın eşi. Abi o Tevrat'a geçiyor abi o Mustafa abi. Kur'an'da geçmez. Tevrat'a geçiyor. Hacer, Sare isimleri Tevrat'ın... Ahmet Davut Kulu'nun hanımı da Sare. Deyince ben onu anladım yani. Sare validemizden olma deyince. Öyle biliyorduk da onun için dedim zaten. Ya onlar Tevrat'ı bilgiler abi onlar. Kur'an dışında gelen bilgiler doğru bir kanıt olmaz Müslüman için. Evet. Yani Kur'an Sare'yi tasdik etmediği İbrahim için. İbrahim Aleyhisselam'ın bir tek oğlu var, o da İsmail mi hocam? İsmail. Buradaki soy ağacı derken bak mesela peygamberler birbirlerinin zürriyetlerindendir dedi bir tanesi. O zaman yani öyle olması için ilk peygamberin biyolojik zürriyetinden hep peygamberler türemesi lazım. Ama bir bakıyoruz ki Nuh'un oğluna bakıyoruz kafir. Bir bakıyoruz İbrahim babası kafir. O zaman nasıl bir zürriyet halinde bu devam edebilir? Kur'an asla biyolojik zürriyetten bahsetmez. İki zürriyetten bahseder. Birisi biyolojik zürriyet. İsa'nın da babası yok. O zaman nasıl olacak hocam? Kopuyor o zaman. Biyolojik zürriyetindense İsa'nın zürriyetine yok o zaman. Zürriyetsiz bir peygamber. İşte iman edenler birbirlerinin zürriyetlerinden, inkar edenler de birbirlerinin zürriyetlerinden der Kur'an. Yani burada iki inanç İman kardeşliğine aynı zürriyettir. İnkar edenler de, inkar edenler hep birbirlerinin zürriyetinden devam ederler. Biyolojik zürriyetiyle bu inanç zürriyetini Kur'an ayırmış. Hocam İsmail nerede? İsmail nerede? Efendim? İsmail hocam nerede burada? Bu İshak ve Yakup yok, olmaz. Başka bir ayette geçer o. Başka ayetlerde İsmail'i de. İsmail'i de peygamberlerden kıldık der. İbrahim'in oğlu. İşte hani Kur'an sürekli şunu söylemiyor mu? İbrahim oğlu İsmail'i boğazlayacağı zaman ifadesi kullanır ya. Demek ki o oğlu yani İbrahim. Burada geçmiyor ya. Burada yok, ya. Yok burada geçmemesi, yok demesi değil. Başka ayetlerde geçiyor. İsmail yaz, eyvallah. İbrahim yaz, onun ikisinin beraber andığı yeri görürsün. Arama motorunda. Hocam Yakup İshak'ın oğlu bak, değil mi? Bak alttaki 86. ayette diyor İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlerin üstüne üstün kıldık der. Alemleri üstün kıldık. Bakara 127'de var. İbrahim İsmail ile birlikte evin sütunlarını yükselttiğinde. Evet. Kabe sütunlarını.
Bak burada İsmail'i de peygamber olarak zikrediyor Kur'an. Mesela Musa... İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rükû edenler için temizleyin diye ahit verdik. Evet. Bakara 136'da var. Deyin ki biz Allah'a bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene devam ediyor yani böyle. Evet, demek ki orada geçiyormuş. Aziz Can kardeş. Eyvallah. Yani zürriyet, bir inanç zürriyeti var, bir de biyolojik zürriyet. Biyolojik zürriyet. Biyolojik... Önem verdiği, baz aldığı hep inanç zürriyeti. İnanç zürriyeti. Allah onu istiyor. Evet. 85. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık, onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Aynı yolda yürüyenler. Allah'ın hidayetidir. Bunlarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalar da elbette bütün yapıp ettikleri onlar adına boşa çıkmış olurdu. Şimdi şu son cümle, onlar da şirk koşsalardı diyor. Demek ki peygamberler doğmadan önce seçilmiyor. Doğmadan önce peygamber olarak seçilip gönderilmiş olsaydı şirk koşabilir mi? Hayır. Bu dünyada herkes gibi yaşadığı için şirk koşma ihtimali var. Ama onlar takvayı seçiyorlar, birini seçiyorlar. Allah onlara elçi seçiyor. Onlar da şirk koşsalar da elbette bütün yapıp ettikleri onlar adına boşa çıkmış olur. Burada Yunus'u bunlardan ayırıyor. Yunus da kaybedenlerden olmuştu ifadesi kullanıyor. İşte Yunus kendini düzeltti, ıslah etti, tövbe etti, tesbih edenlerden oldu. Biz de onu peygamber yaptık diyor. Yani burada Yunus'un peygamberken kavmini terk ettiğini hep söylüyorlar. Oysa Yunus peygamber olmadan önce kavmini yani kavmini terk etmiyor zaten. İlahi mesajdan uzaklaşıyor Yunus. Yani deptebeli bir yaşam, lüks bir yaşamın içinde Allah'ı hatırlamıyor. Ne zamanki sıkıntıya düştü, Allah'ı hatırlıyor. Ondan sonra da Allah da onu halife kılıyor, peygamber kılıyor. Yüz binleri takip eden bir topluluğun peygamber oluyor. Ve kendini övünülür duruma getirmiş Yunus. Evet. Burada önemli aşağıdaki ayetlerde önemli bir şeyden bahsediyor aslında. Devam edelim hocam. Bak bugünkü din anlayışını ters yüz edelim. 8'de kalmıştık. Evet. 89. Bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Bak burada hemen hemen aşağı yukarı bütün peygamberlerin hepsini saymış. Bugün insanlar neyi anlatıyordu? 4 kitap gelmiş. Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Zebur'un peygamberi Davut, efendim Tevrat'ın peygamberi Musa, İncil'in peygamberi İsa, Kur'an'ın peygamberi Muhammed demişler. Oysa Allah bütün peygamberlere istisnasız hepsine kitap ve hikmet verdikleri, ilim ve hikmet verdikleri. Şuradaki ifadeleri de bunu anlatmıyor mu? Bunlar kendilerine kitap ve hikmet, peygamberlik verdiklerimizdir. Kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Demek ki her peygambere mutlaka kitap gelmiştir. Bazıları şunu söylemişler. Nebi
kitap verilmeyenler, Resul, kitap verilenler ifadesiyle anlatmışlar. Mesela Harun'a kitap verilmedi ama Musa'ya verildi diye anlatmışlar. Halbuki Harun'a da kitap verildi, Musa'ya da kitap verildi. Bugünkü, evet. Bugünkü anlayışın yanlış olduğunu Kur'an nasıl aktarıyor? Evet. İşte Allah'ın hidayet verdikleri bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası değildir. Peki hocam ben bu peygamberlerin mesela Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyas, Yunus, Lut ben bu hidayet verdiğin öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. Ben onların hidayetlerine nasıl uyacağım? Yani onların bana tevatürü mü gelecek, mütevatürü mü gelecek, hadisi mi gelecek, ne bileyim tarihi bilgileri mi gelecek? Nasıl uyacağım ben onların şeylerine? Hani diyordu ya her peygamber kendilerinden öncekilerin doğrular ve tasdik eder, kendinden sonraki gelen peygamberler de müjdeler. O zaman her peygamberin söylediği, getirdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı da Müslümandır. İşte onlar bu yolda yürüdüler, uydular, sen de bu yolda yürü ve uy mesajı veriyor. Olay bu değil mi? Ve arkasında... Yani ben onların hidayet yoluna uymam için Kur'an'dan başka bana bir belge değil, tevatür, efendim, ahad haber filan gerekmiyor o zaman. Gerekmiyor. İşte zaten Kur'an o bütün peygamberlere gelen insanların örnek alacağı, ders alacağı bilgileri Kur'an gibi bir kitapta hepsini toplamış Allah. Adem'den başlamış, Muhammed'den çıkmış. Hepsini anlatmış. Anlatmadığı var mı? Kıssası evet. Oluşup da anlatmadığı var mı? Yok. Ben bunun için sizden de ki ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Yani hani biraz önce de söylemiştim. Musa onlara Allah'tan aldığı vahiy bilgileri anlatırken şehrin öbür tarafından koşan birisi dedi ki siz ücret almayanlara uyun dediği ifadesi kullanıyor. İşte her insanın vicdanına yani takvasına bunu yerleştirmiş ücret alanlar sürekli din satıcılardır der Kur'an. Allah'ın dinini bir menfaat karşılığında satanlar, gizleyenler, zan ve tahminle din uyduranlara Kur'an din satıcılar ifadesi kullanır. Bunlar da Kur'an'a göre ehli kitaptır. Ehli kitabı da Allah asla hoş görmüyor. Allah'ın bunlar üzerinde ortaya koyduğu müşriklerle beraber yanacak olan ebedi cehennemi hak eden olarak tanımlar Kur'an. Evet. O Kur'an alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başkası değildir. Neymiş öğüt? Kur'an'mış. Mütevatir bize öğüt olamaz. Efendim filançının yazdığı hadis kitabı, feşmançının bahsettiği bilmem ne bize öğüt olamaz. Kur'an bize ancak öğüt olabilir. Öyleyse biz kendi yaşantımızı ve dini yaşamımızı Kur'an'a göre ayarlamamız gerekiyor. Arkadaşlar saat 11:10 geçiyor. Devam edelim mi? Yoksa burada noktalayalım mı? 90. ayete geldik. Ben çıkmak zorundayım. Bizim yarın sınavım var. Kızımız yarın sınavı var. Üniversite sınavı. Ben çıkmak zorundayım. Allah razı olsun her şey için. Hayırlı sağ olsun. Allah inşallah. Allah muvaffak etsin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Çok sağ olun. Çocuğun da sınavı var. Görüşürüz inşallah. Hayırlı geceler diliyorum. Oldu tamam. Abi. Şeyi soracaktım ben ya şeyi kapatmadan. Tamam burada noktalayalım o zaman.
Yani genel olarak sohbet etmek istediğiniz şey varsa buyurun. Hacer Hanım bize küstü galiba ya. Bir buçuk haftadır derslerde yok, göremiyoruz. Görenler bir haber salsın da şey yapsın yani. Gelsin inşallah yine derslere. Cemal de yok galiba. Cemal çalışıyor diye biliyorum ben. Yani işte işlerden dolayı zannedersem abi. Efendim? Geç çıkıyor Cemal herhalde. Ondan dolayı gelemiyor zannedersem. Evet. Geç kalıyor Cemal. Evet. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Nurşen Hanım da zaten gelmez oldu. Kendisi de söylemişti. Nurşen Hanım, iki tane Nurşen var hocam burada. Birisi Nurşen Kemaloğlu, birisi Nurşen Tokgöz. Hangisini kastediyorsun sen? Nurşen Tokgöz. Bir Nurşen Hanım hep geliyor. Nurşen Tokgöz. Evet. Kalkacağım. Ay mikrofonum problemli gibi. Saattir açılmıyor. Tamam, duyuyoruz Ayşen. Mikrofonum sorunluydu. Bir saattir konuşamıyorum. Söyleyeceğim. Cemal'i mi sordunuz? Cemal'e sordunuz, cevap verin. Cemal'den Hacer Hanım'ı sorduk. Gelmiyor artık derslere diye, terk etti bizi diye. Yok, estağfurullah, terk etmez. Hacer Hanım biliyorsunuz şu an evlilik hazırlıkları telaşında koşturuyor. Vakit bulamıyor, gündüz çok fazla koşturuyor, alışverişte oydu buydu. Evet. Yoksa çok katılmak ister. Cemal de geç geliyor, biliyorsunuz muhtemelen yetişemiyor. Yollarda geliyor vakti. Ondandır. Yoksa gönülleri bence burada. Öyle diyeyim. Selamlar edersin kendilerine. Hep selam. İnşallah selamımızı söyleyin. Şeyi de evliliği de Allah muvaffak etsin. Amin inşallah. Amin. Biz de bu akşam yağmur. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı yağmurla dinliyoruz. Güzel böyle. O da soru sormak istedi. Ben dedim kendine sor. Bu Yağmur kardeş yeni geldi herhalde, öyle mi? Hocam normalde ben derslere girdim. Skype'a çok yetişemedim. Öyle mi? O yüzden. Evet, bizim Tevfik hocamla olan derslerimize katılıyordu zaten. Müdavimiydi Yağmur da. Öyle mi? Skype'a çok katılamadım. Evet. Anladım. Tebrikler, gerçekten ayrıcalıktır sohbetlere katılmak. Biliyorum tebrik bence. Hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Oldu. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selamlar. Valla derslere emek veren insanlar bunun karşılığını Allah'tan görecekler. Hani meşhur bir söz var ya, tekkeyi bekleyen çorbayı içer derler. Şimdi hayatın içerisinde insan her şeye emek veriyor ama iş Kur'an'a geldiği zaman ya işi çıkıyor ya vakti olmuyor ya bilmem ne oluyor filan ama nelere emek vermiyor ki o insanlar? Bak, dizilere emek veriyorlar, okula emek veriyorlar, efendim her şeye emek veriyorlar. Yani satın almak istedikleri bir elbise için günlerce, aylarda araştırıyorlar. Ta ben 300 kilometre, 500 kilometre yol gidenleri bilirim. O istediği elbise modelini bulamayınca öbür şehirlere gidiyorlar. Yani neredeyse ülke dışına gidecekler. Dolayısıyla bunların hepsi geçici şeyler. Sel gider, kum kalır derler. Kur'an'a verilen emekler bizi inşallah cennete götürecek. İnşallah hocam. Allah razı olsun. İnşallah. Cümlemizden. Dersi bitti galiba hocam. Evet. Kedimizle ilgili çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Kalktık gitti gibi biz de yağmurla dinliyorduk. Kedinin tasması boynuna dolanmış, bir korktuk, bir panik yaşadık. Son kısmını kaçırdık. İnşallah artık kayıttan dinleriz. İnşallah. Son birkaç kayıt galiba. Kedi niye boynuna dolanıyor? Ya hocam sormayın, aklınız dedi. Tasmasını bir şey yapmış, ağzına mı girmiş, nefes alamadı herhalde, bir çırpındı. Biz de bir panikle koştuk. Son söylenen biri kaçırdık da. İyi, kurtuldu mu kedi? Çok şükür. Kedilerle insanlar duygusal bir bağ içerisine giriyorlar. Evet. Ali Can'ın da vardı bir kedisi. Bakamadılar evde. Başka birisine verdiler. Bu sefer de çok üzüldüler. Ailece üzüldüler. Evet, insan bağlanıyor. Evet. Ben Almanya'da bir gün böyle bir piknik yapıyorduk. Alman aileler filan da geldi. Bir tane Anette diye bir kadın vardı.
Baktık böyle ofluyor, pofluyor, ağlayacak neredeyse. Ne oldu dedik ya? Ya işte dedi, benim dedi bir kedim vardı dedi. Kedisi hastalanmış mı, ölmüş, bir şey olmuş. Tabii biz başladık gülmeye. Kadın diyor, siz anlamıyorsunuz değil mi diyor. Dedik ya, evet, kedi, binlerce kedi var yani, ne var ki? Bunu siz anlayamaz, nasıl üzülüyordu kadın, duramıyordu yerinde yani. Anlamıyorduk biz onu. Evet, kedi isteyen benim babamın Üsküdar'da oturuyor. Evinde çok kediler var yani. Öyle mi? Evet yani, bir oradan bir şey de yapabilirim yani, ayarlayabilirim yani. Hem de böyle izleri çok ne bileyim Alman bir cinslerden. Onun herhalde 3 tane mi 4 tane mi oldu? Bazen bir tane getirip şey diyorlar yani. Onlar ticaretini yapmıyorlar da böyle güzel bir aileye vermeyi düşünüyorlar yani. Tamam, ben arkadaşlara sorayım. Bir kedim bile yok diye hüzünlenenler varsa şey yapayım, senin akrabalarla tanıştıralım, kedilerini alsınlar. Oldu inşallah. Oldu, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.